Değerli izleyiciler, haberlerin ardından yeniden kesintisiz bir şekilde yayınımız devam ediyor. CNN Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Ne söyleyeceği merak edilen, politikaları yakından takip edilen Türkiye siyasetinin önde gelen isimlerinden biri Sayın Muharrem İnce stüdyo konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. CNN Türk'teki program teklifimi kabul ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Memleket Partisi Genel Başkanı. Sayın Muharrem İnce İstanbul'a yeni geldi. Şehir dışında Ankara'da bulunuyordu. Bu program için geldi ve aşağıda da kendisini kalabalık bir partili topluluğu karşıladı. Memleket Partisi'nin hem İstanbul Teşkilatı'ndan hem de diğer illerden gelen partililer sizi karşıladılar. Ve tabii bu yayında da benim soracağım sorulara hangi yanıtları vereceğiniz de merakla Türkiye kamuoyunda bekleniyor. Siz siyasetin merak edilen isimlerinden biri oldunuz öteden beri. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yaptığınız dönemdeki konuşmalarınız ve açıklamalarınız hem de sonrasında gerek aslında parti için muhalefet, sonrasında da bir muhalefet partisini kurarak yola siyasi kariyerinize devam ettiniz. Seçimlere az bir zaman kaldı. Sayın Muharrem İnce, hem genel olarak Türkiye siyasetini konuşalım istiyorum hem de yerel seçimlerin havası nasıl? Hangi parametrelerle, hangi unsurlarla vatandaşlar bu seçimde karar verecekler? Bunları değerlendirelim istiyorum ama siz az önce aşağıda partililerle selamlaşır ve onlara merhaba derken bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız da oradaydı. Evet. Bir anlamda onu da tanıttınız ve takdim ettiniz. Bir onu izleyelim mi, ister misiniz? Evet. Onunla başlayalım. Kim olduğunu da belki izleyicilerimiz daha önce eğer duymadılarsa Sayın Berk Hacı Güzelleri de bir tanımış olurlar. Ardından devam edelim programımıza. Memleket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Berk Hacı Güzeller. Berk Hacı Güzeller mevcut adaylar içerisinde en eğitimlisi ve en İstanbullusu. İstanbul doğumlu. Onun için İstanbullulara diyorum ki en eğitimlisini 3 A'yı, aklı, adaleti ve ahlakı kullanacak olan, memleket belediyeciliğini yapacak olan Berk Hacı Güzeller'i seçin diyor. Evet, adayınız da burada. Evet, evet. Arkadaşlar aşağıda. Arkadaşlar burada sizi yakından takip ediyorlar. Şimdi İstanbullu olmak, İstanbul doğumlu olmak bir avantaj mıdır? Niye soruyorum bu soruyu, onu da söyleyeyim. İstanbul o kadar çok göç alan bir şehir ki. Yok, ben avantaj olsun diye söylemedim. Yani en eğitimli olduğu doğru ama onu da bir... Evet, bir vaka olarak, bir gerçeklik olarak ortaya koydum. Durum tespiti yapmış. İstanbul çok göç, bir taraftan onu söylemeye çalışıyorum. İstanbul çok göç olan bir şehir olduğu için İstanbul'daki Karadenizli sayısı, efendim Sivaslılar, Erzincanlılar, Malatyalılar, Kastamonu değil mi? Yani Giresun. O bakımdan ülkemizin dünya kenti. Her yerinden vatandaşlarımızın yaşadığı bir hakikaten dünya kenti. Efendim bu seçimin, isterseniz yerel seçim sorumluluğuna sorayım ama siz genel seçimlere dair şeyleriniz varsa, yorumlarınız varsa mutlaka onları da söylersiniz. Genel siyasete dair. Ama ben yerel seçim sorumluluğu sormadan önce geride bıraktığınız Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizin adaylık sürecinize dair bir durumu bir özetlemenizi istesem. İster misiniz o konuya girmek? Tabii şöyle. Bir özetleyelim yani. Ben 2018'de meydanlarda kuantum dedim, nanoteknoloji dedim, uzay madenciliği dedim. İlk kez meydanlarda matematik diyen siyasetçi benim bu ülkede. Şimdi de diyorum ki iklim değişikliğini konuşalım, küresel ısınmayı konuşalım, güneş pillerini konuşalım. Bizim bunları konuşmamız gerekirken çok boş işlerle uğraşıyoruz. Ne konuşuyoruz, neyle uğraşıyoruz? Yani işte birbirine laf sokmalarla uğraşıyoruz. Mesela Avrupa'dan 15 milyon ton çöp geldiği doğru mu? Bakanlık niye açıklama yapmıyor bu konuda? Bunları konuşmamız lazım. Siyasetçilerin karşılıklı geçip bunları tartışmaları lazım. Ne yazık ki bu ortam 80 öncesinde vardı Türkiye'de ama bugün 40 sene 50 sene sonra yok oldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimini 8-9 ay önce yapılan seçimi kısaca özetleyeyim. Tamam. İktidar ne diyordu? Siz kolları bir sıvadınız orada, adaylığınızı ortaya koydunuz. Bakın iktidar şöyle diyordu. Bir tane vaadini söyleyeyim, bir tane. Mülakatı kaldıracağım diyordu Erdoğan. 9 ay geçti, mülakat kalktı mı? Hayır. Peki muhalefet ne diyordu? %60'la kazanıyoruz. Muharrem İnce kenara çekil. Ben de bu yalan. Bunların ikisi de yalan bak. Mülakatı da kaldırmayacak bunlar. %60'la kazandıkları da yalan. Ben de bunu söylüyordum. Peki şimdi geldiğimiz nokta, önümüzdeki seçime bakalım. Bu seçimde ne olacak? 31 Mart'taki yerel seçimde. Evet. Şimdi nasıl işliyor düzen? Erdoğan gidiyor Hatay'a.
Belediye ile merkezi yönetim aynı olmazsa hizmet alamazsınız diyor. Gidiyor Karadeniz'e, bizi seçmezseniz doğalgaz yok diyor. Sanki doğalgaz AK Parti'nin bahçesinden çıkıyormuş gibi. Yani tehdit dili var. İktidarda bir tehdit dili var. Peki muhalefete bakalım. Muhalefette de şu var. Bize oy vermezseniz AKP kazanır. İkisi de tehdit ediyor. Birisi korku salıyor. Bizi seçmezseniz AKP gelir. Gelirse gelir. Böyle bir seçim olur mu? Sen niye tehdit ediyorsun? Ya Hataylı tehdit edilmez. Erdoğan'a diyorum ki bu ülkenin en yaralı insanları Hataylılar. Hataylıları tehdit etmek doğru değil. Muhalefete de diyorum ki ya senin projen yok mu? Beni seçmezseniz AKP gelir. Benim adayım iyi demiyorsun. Benim projelerim iyi demiyorsun. Başka aday, herkes çekilsin kenara. Tek kişi kalsın, AKP'yle oy arışsın. Demokrasiye aykırı mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biraz böyle mi oldu? İşte ya Türkiye bu duruma geldi. Yani bir yanda Erdoğan severler, bir yanda Erdoğan karşıtları. Hayır kardeşim ya. Biz bu iktidardan memnun değiliz. Erdoğan enflasyon sorununu çözememiş. Mülteci sorununu çözememiş. Eğitimi çözememiş. Tarımı bitirmiş. Sokaklarımız yabancı dolu. Sınırlarımız kevgire dönmüş. Bu Erdoğan bu sorunları çözemiyor. Diyoruz ki bu Erdoğan'dan memnun değiliz. Ama bu muhalefetten de memnun değiliz. Muhalefet de sadece korku salıyor topluma. Bak beni seçmezseniz AKP gelir. Bunlar doğru işler değil. Bakın şöyle söyleyeceğim size. Tehdit etmekle ya da korku salmakla sorunlar çözülmüyor. Enflasyon %65. Şu anda TÜİK'in açıkladığı. Yeni bir şey çıkardı TÜİK. Hissedilen enflasyon diyor. Hissedilen. %130. Peki yıl sonu hedefi ne? Merkez Bankası'nın hedefi 36, piyasanın beklentisi 42. Şimdi geçen sene Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde mazot 19 lira. Mazot 19 lira. Şimdi mazot 43 liraya gelmiş. Peki bu akılsız politikalar ne zaman başladı? Diyoruz ya biz 3A, akıl, adalet ve ahlak. Şimdi bir an için sizi 2021 Eylül'e döndürüyorum. 2021 Eylül. 19'du faizler. 8,5'a düşürdüler. Ne için? Enflasyonu düşürmek için. Yani faiz sebepti. Sayın Erdoğan'a göre faiz sebepti. Enflasyon neticeydi, sonuçtu. 19'dan 8,5'a düşürdüler. Peki Eylül 2021'de dolar kaç liraydı? Dolar 8 liraydı. Peki bugün dolar 31 liraya geldi. Faiz 45'e çıktı. Enflasyon 65'e geldi. Yani Eylül 2021'den bu yana hem faiz arttı. 8,5 olan faiz 45'e geldi. 19 olan enflasyon 65'e geldi. 19 lira olan dolar 31 liraya geldi. Hiçbirini çözemedi. Üçünü aynı anda arttıran tek bir iktidar var dünyada. O da Erdoğan'ın iktidarı. Peki seçimi nasıl kazandı o zaman Sayın Erdoğan? Oraya da geleceğim. Yani yani sözünü ettiğiniz... Tencere iktidarlara seçim kaybettirir. Fakat tencere kaybettirir ama güvenlik tencerenin önünde gelir. Çünkü bu topraklarda Bizans'ı gördü insanlar. Haçlıları gördü. Timur'u gördü. İngiliz gördü, Fransız gördü, İtalyan gördü, Yunan gördü, Rus gördü, terör gördü. Eğer güvenlik politikalarına ters işler yaparsan, tencerenin önüne geçer. Dolar 100 lira da olsa seçim kazanamaz. Ben bunu hep uyardım. Yanlış yapıyorsun. Güvenlik kimi yani muhalefetin? PKK'ya, FETÖ'ye, terör örgütlerine yumuşak selamlar verirseniz, İki tane oy alacağım diye demlenmeye çalışırsanız millet size sandıkta bunun hesabını sorar. Sorun da buradan oldu zaten. Yani burada muhalefetin çıkış stratejisinde hatalar olduğunu aynen, mu aynen. Ben diyorum ki bakın bu iktidar ekonomiyi çok kötü yönetiyor. Çok kötü yönetiyor. Tarımı çok kötü yönetiyor. Eğitimi çok kötü yönetiyor. Ama muhalefete diyorum ki sen güvenlik politikalarıyla ilgili yanlış işler yapıyorsun. Yani senin bu Esenyurt tartışman,
Bu Esenyurt tartışması sana oy kaybettiriyor. İki tane oy alacağım diye yanlış yapıyorsun. Bu son süreci mi? Yani evet. Kent işbirliği veya kent ittifakı olarak tabir bunlar edilen doğru işler değil. Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Partisi arasındaki işbirliği olarak kamuoyuna yansıyan bir belli ilçelerde parti meclislerinde de işbirliğine dönük olduğu değerlendirilen, ifade edilen ortak adımları mı değerlendiriyorsun? Aynen öyle. Aynen onları kastediyorum. Diyorum ki bakın bunlar yanlış işlerdir. Yanlış yapıyorsunuz. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz, İstanbul'u da kaybedersiniz. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de böyle oldu. Benzer bir sonuç doğurması ihtimalinden mi söz ediyorsunuz bu seçimde? Doğuracak, uyarıyorum. Yanlış diyorum, bu yöntem yanlış. Yani PKK bayrakları açılıyor Toroslarda. Görmüyor muyuz bunları? Bunu görüyor, bunu Yalovalı da görüyor, Muğlalı da görüyor, Edirneli de görüyor. Peki HDP'nin yani radikal veya HDP tabanlarının, teşkilatlarının veya demin adı her ne olursa olsun bu siyasi düşünce ve hareketin bir kesiminin radikal bir çizgiye yönelmesini engelleyecek, yani onu meşru siyaset alanına çekmeye dönük bunu, bir şey olarak da yorumlanabilir mi CHP'nin bu adımı? Bunu SHP denedi geçmişte. 91'de bunu SHP denedi. Merhum Erdal Güler. Evet, evet denedi. Ne olduğunu herkes gördü. Bir parti gitti, yok oldu. Bu denenmiş bir şeyi bir daha denemek akıllı insanların işi değildir. Değiştireceksin bunu. Bak diyorum ki çok kötü bir yönetim var Türkiye'de. Yani beyhude bir girişim midir? Beyhude bir girişim. Adım atmak. Uzun bir şey vadede, çıkmaz mı oradan diyorsunuz? Uzun vadede kaybettirir. Hep kaybettirir. Doğru değil bu. Çıkacaksınız, kolayını seçiyorlar. Yani hemen gelecek, işbirliği yapacak, seçim alacak. Öyle değil. Projelerini anlatacaksın, kendini anlatacaksın. İkna edeceksin milleti. Bu arkadaşlar kolay yolu seçiyorlar. Hemen diyorlar ki, onun 5 puan oyu var, 8 de bunun var, 23 de buradan var, 10 da buradan var, topladım 51. Ama geçen seçimlerde... Siyasette, Hakan Bey, siyasetin matematiği olmaz. Siyasetin mantığı olur. Yani... 3 ile 5'i topladığında 8 yapmaz. 3 ile 5'i topladığında 18 de yapabilir, 4 de yapabilir. Peki bir şey soracağım. Şimdi ama bu seçim gerçekten, yani Türkiye'de kritik olmayan seçim yok da bu seçim de onlardan bir tanesi. Ve önceki seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığında Sayın Ekrem İmamoğlu bütün bu aritmetiğin etkisi olmadı mı? Yani HDP tabanı veya ne diyeceksek Kürt seçmen vatandaşlarımız, şimdiki DEM o kesimin de belli bir oyunu alarak eğer tabii seçildiyse ki. Benzer tekrar kazanmak için benzer bir beklentiye mi girdi acaba? Yani bu anormal bir beklenti mi? Ben kamuoyu önünde yapılanların yani seçim kuruluna 5'e 5 kala verildi, 5'i 5 geçe verildi. Burada pazarlıklar yapıldı. Bu tür tartışmaların muhalefetin aleyhine işlediğini düşünüyorum. Yok geç kaldı, erken verildi. Yok burada bu ilçe oldu, adayı çektik. Saruhanlı'da listeyi veremedik. Yani bu beceriksizlikler, bu çekilmeler, bunların hepsinin bir hata olduğunu, sürecin iyi yönetilmediğini söylüyorum. Söylediğim bu. Ama bütün bunları yaparken de düşünsenize ya, yani işletme körlüğü olan bir iktidar var. Artık siyasi tükenmişlik var. Akıl tutulması var, bilimden uzaklaşma var, kibir var, koltuk hırsı var. 22 yıllık bir iktidar var. Normalde bu iktidarın dip yapması lazım. Dip yapması lazım. %1'lere, 2'lere düşmesi lazım. Hatırlayın, %22 ile rahmetli Ecevit iktidar olmuştu, birinci olmuştu. Sonra bir sonraki seçimde %1'e düşmüştü. Bu iktidarın da oraya düşmesi lazım normalde. Yani hiçbir sorun çözülmemiş. Bakın tarıma verdiği toplam destek 91,5 milyar TL. 2024 için. 91 milyar. Türkiye'de tarımda 3 milyar litre mazot kullanılıyor. 3 milyar litre. Ya 43 lira, 45 lira. Bunun 20 lirası vergi. 3 milyar çarpı 20, 60 milyarı verdiği 91 milyar teşviğin 60 milyarını mazottan geri almış zaten. Çiftçinin ayaklanması lazım. Ben sadece iktidara, muhalefete laf söylemiyorum. Biraz da millete söylüyorum. Kimse kusura bakmasın yani. Bak Fransız çiftçisi ayakta. Alman çiftçisi ayakta. Belçikalı ayakta. İtalyan ayakta. Sen susuyorsun.
Sadece sandığa gidip oy veriyorsun. Ya bu ülkenin emeklileri bu seçimde ayağa kalkmayacaksa nerede ayağa kalkacak? Bu ülkenin çiftçileri bu seçimde haykırmayacaksa, sokakları doldurmayacaksa ne zaman dolduracak? Söylediğiniz böyle bir tablo içinde... Sadece iktidarla muhalefet değil, millete sesleniyorum. Sen de kendini sorgula diyorum yani. Sen de hak ettiğini yaşıyorsun. Bak yani hiç sesini çıkarmıyorsun. 10 bin lirayla nasıl geçiniyorsun? Sayın İnce, böyle bir tablo içinde muhalefet partilerinin, yani hiç ise birkaç partinin somut önerilerle bir iddia ortaya koyması beklenir değil mi? Yani bir Türkiye'de neden böyle bir şey olmuyor? Yani muhalefet mesela bir altılı masa deneyimi yaşandı. Bilmiyorum. Yani o masa niye dağıldı? Neden şu anda? Dağılmalıydı. Neden? Çünkü o bir ilke ittifakı değildi. Ne bir ittifakı? Çıkar ittifakıydı. Yani herkes cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Böyle bir dünya yok. Yani 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı çıkardığınız zaman size kimse güvenmez. Güven veremezsiniz. Yani bunu. Baştan mı yanlış kurgulandı? Baştan kurgu yanlış. Kurgu yanlış. Ben cumhurbaşkanı adayı olayım. Evet, sizler hepiniz yardımcı olun. Ama cumhurbaşkanı yardımcısı olacak kişi açıklama yapıyor. Bizim imzamız olmadan cumhurbaşkanı bir şey yapamaz. Yani cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı cumhurbaşkanı. Orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yani masanın kuruluşundaki önemli isimlerden biri olduğu için söylüyorum. Bir kurgu hatası mı yaptı? Bir, iki, Sayın Meral Akşener'in tepkisi, o dönemde ortaya koyduğu tepki o yönüyle haklı mıydı o zaman? Ortaya ilkeleri koyarsınız. Dersiniz ki bir, biz bilime esas alacağız. İki, dersiniz ki biz bu millete ekmeği nasıl ucuza yediririz? Bunun hesabını yapacağız. Üç, dersiniz ki sektör sektör inceleyeceğiz. Bu sektörü devlet yapacak. Bunu özel sektör yapacak. Mesela pandemide İngiltere ne yaşadı? Maske bulamadı İngiltere. Bütün Avrupa'da benzer. Niye bulamadı maske? Çünkü tekstil sektörünü bitirmişler. Herkes şunu gördü pandemide. Eğitim piyasanın koşullarına terk edilemez. Sağlık piyasanın koşullarına terk edilemez. Ve tarım piyasanın koşullarına terk edilemez. Devlet süt mü üretir diyenler aptalın en önde gidenleridir. Devlet tarımı terk edemez piyasanın. Beslenme diye bir sorunumuz var bizim artık. Bakın Hakan Bey, hedefim şu. Allah nasip eder, millet de seçerse bir gün. Hedefimi söylüyorum. Bir, bu ülkenin çocuklarını iyi besleyeceğiz. İyi besleyeceğiz. Eğitim kaç yaşında başlar? 5 yaşında mı, 3 yaşında mı? Hayır efendim. Modern dünyada eğitim hamilenin beslenmesiyle başlar. Anne sağlığı. Anne sağlığı. Bugün eğitim, bir öğretmen olarak söylüyorum. Siz bir fizik öğretmenisiniz. Fizik öğretmenim, evet. Eğitim 5 yaşında, 3 yaşında başlamaz. Kadın hamile, karnında çocuğu, işte onun beslenmesi eğitimin bir parçasıdır. Önce çocuklarımızı iyi besleyeceğiz. Peki iyi, yani bu çocuklar et yiyecek, süt içecek, yumurta yiyecek, balık yiyecek, bal yiyecek. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Bunun için tarımı öncelikli hale getirmemiz lazım. Tarımı ve tarıma dayalı sanayi. Bu tarım köylülerin, çiftçilerin, kafası fazla basmayan insanların işi falan değildir tarım. Tarım tam da en eğitimli insanların işidir 2024 yılında. Bu büyük bir iştir. Bu öncelikli bir sektördür. Yani insanları iyi besleyemezseniz, çocuklarımızı iyi besleyemezsek hiçbir şey olmaz. Önce iyi beslenme. Onun için tarım. Yani bu 90 milyar lira teşvikle falan bu iş olmaz. Yani bu fiyattaki mazotla bu olmaz. Bu fiyattaki elektrikle bu olmaz. Gençlerin tarıma özendirilmesi lazım. Bunu yapmamız lazım. Yani Ukrayna'dan gelecek gemi yolu gözleyemeyiz biz. Buğdayın ana vatanı Türkiye'dir. Türkiye kendine yetecek kadar buğdayı üretemiyor. Bu bizim ayıbımızdır. Türkiye dışarıdan kuru fasulye alamaz. Bakın et 1000 liraya geldi Hakan Bey. 1000 liraya geldi et. Kimse et yiyemiyor artık. Tavuk kemiği satılıyorsa bu ülkede bir problem var demektir. Et 1000 liraya gelmişse bir problem var demektir. Önce beslenme, tarım. İkincisi iyi bir eğitim.
İyi bir eğitim verdirmek zorundayız. Mecburuz buna. Dindar nesil yetiştirmek gibi bir problemimiz olamaz bizim. Kime göre dindar? Tayyip Erdoğan'a göre mi dindar? Bana göre mi dindar? Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre mi dindar? Kime göre? Böyle bir ölçüt yok. Ama matematik öğretmek zorundayız çocuklara. Matematik öğretemezsek, yani o cep telefonunu yapamazsak ilerleyemeyiz, kalkınamayız. Siz fizik öğretmeni olmanızı ve fizik eğitimi almış olmanızın siyasette nasıl bir katkısını hayatınızda gördünüz? Şöyle gördüm, fizik problem çözmektir. Yani madde ile enerji arasındaki problemi ilgilendirir. Siyasette bir problem çözmektir. Yani sosyal olaylardaki problemi çözmektir. Örneğin 2. Mahmut FES'i getirdiğinde herkes karşı çıkmıştır. Cumhuriyetle birlikte FES kaldırılınca da, şapka gelince de herkes FES'i istemiştir. Bu şuna benzer. Duran bir araçta hızlanırsanız siz geriye doğru gidersiniz. Niye? Çünkü az önce duruyordunuz, yine durmak istersiniz. İlk konumunuzu korumak istersiniz. Hızla giden bir araç fren yaptığında da siz ileriye doğru gidersiniz. Neden? Az önce ileri gidiyordunuz, yine gitmek istersiniz. Yani FES olayıyla, şapka olayıyla bu işte eylemsizlik prensibi, etki tepki prensibi aynı şeylerdir aslında. Arama motorunda Google'da Memleket Partisi ile ilgili güncel şeylere bakarken, bilgilere bakarken en çok nedense insanlar şöyle bir şey sormuşlar. Efendim Memleket Partisi solda mıdır, sağda mıdır? Yani siyasetin hangi yelpazesinde yer almaktadır? Bir de beni şaşırtan, yani niye öyle bir şey insanlar merak etti diye, işte Muharrem İnce Sünni midir, Alevi midir diye bir şey sorulmuş. Yani bunlar yani hala belirleyici konular mıdır Türkiye siyasetinde, insanların etnik kökeni, efendim bir aidiyeti varsa herhangi bir mezhebi vesairesi? Vallahi niye insanlar merak ediyor? Hazreti Muhammed Peygamberimiz 571'de doğdu. 632'de vefat etti. 40 yaşında peygamber oldu. 632'de de vefat etti. Kerbela olayı Hazreti Muhammed'den çok daha sonradır. 680'lerde falandır. 680'lerde Kerbela olayı olduğunda Türkler henüz Müslüman değildi. Ben Türk'üm. Bir Müslüman değildi. Onun için insan Müslümanların 680'de Kerbela'dan sonra ayrışmış olmaları, Alevi, Sünni diye birbirlerini tanımlamaları, benim atalarım Türkler o yıllarda henüz Müslüman değil. Olmuş arada bir problem. Şimdi bunu getirip siyasetin bir öğesi yapmak sadece şu işe yarar. Rant için yapılır bu. Siyasette rant için. Bir partide Alevi olmak karlıdır. Öbür partide Sünni olmak karlıdır. Bunu ancak bunun için yapar insanlar. Benim böyle bir derdim yok. Ben kendimi parti sağda mı solda mı? Onu da çok net söylüyoruz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyoruz. Tanımımız bu mu? Tanımımız. Tabii sloganımız bu. Ya. Bu şunun için bakın. Herkes her şeyi konuşuyor ya bu ülkede. Geçenlerde Alper Gezer Avcı uzaya gittiğinde bir televizyon programı seyrediyorum. Yerlere yatıyorum gülmekten. Yani orada konuşanlar ivme dedikleri şey ivme değil hız. Kütle dedikleri şey kütle değil ağırlık. Ya o kadar birbirine karıştırıyorlar ki bazı tanımları. Ben de bir avukat arkadaşımıza dedim ki ya sana bir şey soracağım dedim. Ben de politikacıyım dedi. Ben de hukuk diplomam yok. Ben dedim böyle hukuktan konuşurken böyle arada saçmalıyor muyum dedim. Bazı terimleri, bazı tanımları yanlış kullanıyor muyum dedim ya. Geçen akşam dedim çok güldüm dedim. Vallahi dedi ben senin hiç saçmaladığını görmedim dedi. Gayet de güzel dedi. Alaylı olarak dedi. Hukuk biliyorsun dedi. Yani Türkiye'de ne yazık ki bakıyorum aynı insanlar aynı televizyonda bir gün pandemi tartışıyorlar. Bir gün uzayı tartışıyorlar. Bir gün başka bir konuyu tartışıyorlar. Ya bu konuda bizi ilgilendirmez arkadaş. Biraz es geçelim demiyorum. Alper Gezer Avcı'nın karşısına çıkarılan arkadaşlarımız o konuda yetkin olsalardı böyle bir şey olmayacaktı ama her konuda hep aynı insanlar yayın içeriklerini oluşturunca evet ben de bazen bunu görüyorum. Şimdi
burada önümüzdeki süreçte, ha bu arada madem Alper Gezer Avcı konusunu siz açtınız, ben bu yani son dönemde çokça konuşulan konular var ya, Alper Gezer Avcı'nın uzaya gitmesi, bir takım bilimsel araştırmalar yapması, Kaan, efendim savunma alanında Türkiye'nin kat ettiği yol, İHA'lar, SİHA'lar konusunda önemli bir ülke haline geldi Türkiye. TOG meselesi, Türkiye'nin otomobili, bu konulara nasıl bakıyorsunuz? Evet, kesinlikle destekliyorum. Hepsini? Hepsini destekliyorum ama 2018'de ben Cumhurbaşkanı seçilseydim TOG tercihim olmayacaktı. Ne olacaktı? İş makinesi olacaktı. Ha öyle mi? Evet. Binek otomobil yerine iş makinesi. Üretime dayalı başka bir şey mi yapmak isterdin? Hayır, şöyle, biz müteahhitlik hizmetlerinde çok iyiyiz dünyada. Ha, o ekskavatör gibi şeylerden bahsediyorsunuz? Kepçesi, dozeri, vesaire. Evet, evet, iş makinesi. Onların üretimini mi yapmak isterdin? Evet, onları üretecektik. Onu çok öncelikli hale getirecektik. Ama onlar zaten üretiliyor Türkiye'de. Hayır, yani fikri mülkiyet hakları bizde olacak şekilde mi demek istiyorsunuz? Marka yaratacak. Marka yaratacak. Yani şimdi bir Türkiye'nin markası olacak. Türkiye'nin markası olacaktı. Mercedes'le BMW ile yarışmak kolay değil. Tabii. Ama iş makinesi konusunda yani bir alan açık. Yani bir Caterpillar'la, Cat'le, Hyundai'le açık. Neyse Samsung'la yarışabilirdik. Hatta o aralar Volvo'da iflas etmişti. O marka alınarak oradan girilebilirdi. Bunları düşünmüştüm. Çinliler almadan önce. Evet. Çinli aldı. 2018'de o gerçekleşmemişti. Evet. Birincisi ben öyle düşünüyorum. İkincisi... TOG yapmaz mıydınız? Binek otomobili gerek görmez miydiniz? Benim önceliğim iş makinesiydi. Anladım. 2018'deki düşüncemi söylüyorum. Şimdi Kaan, teknik özelliklerini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. İşte bakıyorum... internet bilgisiyle sınırlı benim bilgilerim. İşte baktım geçen gün işte 2600 kilometre bölü saat hız. Dedim ya şunu metre bölü saniyeye çevirdim. Neredeyse ses hızının iki katı. Ses hızı 340 metre bölü saniye. Yani ses hızının iki katı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Uçak yanınızdan geçecek. Siz sesi daha sonra göreceksiniz. Duyacaksınız. Göreceksiniz diye duyacaksınız. Şimdi bu müthiş bir şey. Ben desteklerim. Beşinci nesil çift motorlu bir geniş uçak olması hedefleniyor. Çok çok teknik zaman. Ayrıntılarını biliyor musun? Tabii ki bilmiyorum. TUSAŞ üretimini gerçekleştiriyor. Hepsini destekliyorum. Evet. Bakın, Mevlana'ya demişler ki bir gün, Şems'in sana selamı var. Mevlana da müjdelik vermiş selamı getirene. Bahşiş vermiş. Sonra demiş ki arkadaşı, ya bu yalan söylüyor demiş. Sen ona niye bahşiş verdin? Mevlana demiş ki, gerçek söyleseydi canımı verirdim demiş. Abartılıyormuş, beni ilgilendirmez. İşte siyasi malzeme olarak kullanılıyormuş, Kaan'dı, işte uçaktı, uzay. Beni ilgilendirmiyor. Ben ülkem için güzel bir şey yapılıyor mu? Ben ona bakarım. Ben ona bakarım. Kullanırsa kullansın. Kullanmasa daha iyi olur ama. Kullanırsa da önemli değil. Bu memleket için yapılan bir iş bu. Bizim muhalefet anlayışımız bu şekilde. Doğru bildiğimiz bir şey, memleket için yapılan bir şey varsa biz onu destekleriz. Onun için gurur duyuyorum. Uzaya gidilmesiyle de gurur duyuyorum. Kaan'la da gurur duyuyorum. Sonuna kadar bunları destekliyorum. İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil. Hiç bu taraftan bakmıyorum. Ben memleket için ne hayırlısıysa, ne güzelse ona bakıyorum. Erdoğan'ın tarım politikasını beğenmiyorum. Erdoğan'ın eğitim politikasını beğenmiyorum. Erdoğan'ın Suriyeliler politikasını beğenmiyorum. Erdoğan'ın demokrasiye bakışını beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum hem de. Ama memleket için bir şey yapılıyorsa onları da sonuna kadar destekliyorum. Azerbaycan'a yardımı destekliyorum. Libya'da asker bulunmasını doğru buluyorum. Mavi Vatan'ı destekliyor. Bazı muhalefet partilerinin mesela orada itirazları ve eleştirileri olmuştu. Değil mi yani Azerbaycan konusunda da? Evet evet, maalesef Azerbaycan'a yardım ettik demişlerdi. Ben o yapıda birisi değilim. Yani ben de muhalefim. Bizim partimiz de muhalefet partisi. Ama bu konularda duruşumuz çok net bizim. Şimdi bu seçimin öne çıkan parametresi ne olacak? Yani vatandaşlar bu yerel seçimde hangi kriterlere göre oylarını belirleyecekler? Ve böyle kararsız bir büyük kitle var mı sizin gördüğünüz var, kadarıyla? Var. Sandığa gitmeyecek çok insan görüyor. Neden? Çünkü kandırıldıklarını düşünüyorlar. Kim kandırdı onu? Muhalefete küskünler.
Benim gördüğümü söyleyeyim. Onu ben de çok görüyorum. Yani şöyle diyor. Bütün muhalefet partilerinin 2023'te diyor. %60'da kazanıyoruz. Bu iş bitti. Dedik Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek katılımlı seçimi oldu. Meğer böyle değilmiş. Sandığa gitmeyeceğim diyor. En fazla karşılaştığım kesim bu. Bu işin bir vebali varsa liderler noktasında bunu açık açık da dile getirmek lazım. Kimdir bunun sorumlusu veya sorumluları bugün bakıldığı zaman? Yani eğer şu kişilerin böyle tercihleri ve hataları olmasaydı bugün muhalefet bloğu cephesi daha güçlü bir şekilde bu seçime girebilirdi der misiniz? Sayın Kılıçdaroğlu şöyle yapsaydı, benim önerimi dinleseydi şimdi Cumhurbaşkanıydı. Neydi? Dedim ki bak bu Davutoğlu'nun, Babacan'ın bunların oyu yok dedim. Bunların oyu yok. Belediye başkanlarını da bu işe bulaştırma. Bulaştırma. Yani İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii bulaştırma. Bırak onlar görevini yapsın. Çık Cumhurbaşkanı adayı olarak. Sayın Akşener de yardımcınız olsun. Bir yardımcı olsun. Ben de geliyorum dedim. Tek. Ben geleceğim. Yanınızda geleceğim. Bakan... Ne olarak gelecektiniz? Ne istediniz? Yardım. Onu desteklemek için. Hı. Bakanlık istemiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. O zaman güven verirdi. Yani neferi olarak geleceğim. Neferi olarak. Yani. Hiç karşılıksız. Bu önerim var. Yani herkes internette görebilir. Bir yardımcı Sayın Akşener deseydi ki ben Cumhurbaşkanı yardımcısıyım. Ben de mitinglere geleceğim. Hiçbir şey istemiyorum. Bu iktidarı yenelim. Ama bunu yapmadılar. Neden? Bilmiyorum. Ya bu ciddi bir öneri mesela. Kulak verilebilecek bir öneri. Hem de CHP'ye yakın bir kanalda yaptım bunu. Televizyon kanalında. Canlı yayında söyledim bunu. Ama böyle olsaydı insanlara güven verirdi. Ya bu bir hesap hatası mıdır size göre? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu fikri... Strateji hatasıdır. Strateji hatası. Evet. Ama 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptığınız zaman evet. İnsanlar şöyle düşünür. Ortalama bir insan şöyle düşünür. Ya bunlara 7 tane maaş verecekler bir kere. Ya bu İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bırakacak Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ankara Belediyesi'ni bırakacak Cumhurbaşkanı... Ya bunlar... Allah Allah. Mesela şöyle dedi insanlar... Davutoğlu'nun açıklaması var. Sayın Davutoğlu dedi ki önce biz imzalayacağız sonra Cumhurbaşkanı. Ya Cumhurbaşkanı memuru olacak. Yardımcılarının memuru olacak. Bunlara insanlara güven vermedi. İnsanlar dedi ki ya yine de boş ver bunlardan bir şey olmaz biz Erdoğan'la devam edelim dediler. Sizin bu yaklaşımınıza Sayın Meral Akşener'in yanıtı ne oldu? Tutumu ne oldu o dönemde? O insanlar hatırlamayabilirler. Hatırlatalım diye söylüyorum. Çünkü siz Sayın Kılıçdaroğlu'nu önerdiniz. Karar verecek olan Sayın Akşener değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Ama onun tutumu da belirleyici olmaz mıydı? O da bir açıklama yapmadı bu konuda. Yapmadı. Yapmadı. Ama benim teklifim doğruydu. Sayın bakın Hakan Bey, bu ülkede deprem bir beka sorunudur diyen kimdir? Siz bu konuyu çok gündeme getirdiniz. Muharrem İnce. Yani daha ortada kimse bunu konuşmazken ben kongrelerde, televizyonlarda bakın bu memleketin beka sorunu daha önce yaptığımız yayında da dile getirdim. Depremdir dedim. Daha deprem, Maraş depremi olmamıştı da. Problemimiz bu dedim. Bakın şimdi söylüyorum, yeniden söylüyorum. Beslenme sorunumuz kapıda. Enerji krizi kapıda. Bizim enerji güvenliğimiz yok bizim. %70,1 dışa bağımlıyız enerjide. Eğer siz son dönemdeki kaynakların çeşitlendirilmesi adımlarını yeterli görmüyor musun? Hayır hiç yeterli görmüyor. %70 enerjide dışa bağımlıysan burada kaybedersin. Gıda sorununu çözmemiz lazım. Bakın Tarım Bakanı yakında gider. Bu et fiyatları bu bakanı götürür. Ben kesilen kuzu sayılarını takip ediyorum. Her hafta bakıyorum bunlara. Neyi öneriyorsunuz? Öneriniz ne? Üreteceksiniz. Bakın söylüyorum. Çobanların sigortasını devlet ödemelidir. Öneri söylüyorum. Yani marketleri suçlamakla bu iş olmaz. Bakın seçim öncesinde kimi marketlere mektup yazdı, kimi stokçular olarak suçluyor. Hayır böyle değil bunun çözümü. Bunun çözümü ahırda, merada, serada. Buradan başlamazsan yem ucuz olmazsa et ucuz olmaz. Yem dışarıdan geliyor. Eğer bu ülkenin civcivi dışarıdan geliyorsa, eti dışarıdan geliyorsa, gübre dışarıdan geliyorsa bu ülkede eti ucuz yiyemezsiniz. Sütü ucuza içemezsiniz. Bu ülkenin üretmesi lazım. Tarım akıllı insanların işidir.
Savaşan Ukrayna'dan buğday almak yakışıyor mu bize? Övünüyoruz yani, tahıl koridorunu kurmakla övünüyoruz. Yaptığımız iş ne? Savaşan Ukrayna'dan buğday almak. Bu az önce bahsettiğiniz konuyu da bir taraftan düşünüyordum. Siz bu önemli bilgileri paylaşırken, anlatırken Saadet Partisi, yani öyle bir ittifaktı ki mesela birbirinden çok farklı siyasi partiler bir araya geldi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi uzun bir iktidar dönemine rağmen ve Sayın Erdoğan hala gücünü koruduğu için belli bir oranda seçim sonuçları bize bunu gösteriyor. Demek ki hala vatandaşların ve seçmenin önemli bir kısmı muhalefetle değil de, yani Türkiye'de sorunlar olmasına rağmen Erdoğan'la yürümek gibi bir kararlılık içine girmişler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tercihi de, yani merkez sağ partilerle işbirliği yaparak burayı biraz kırmak ve merkez sağdan muhafazakar oyunu daha fazla almak mıydı? O yüzden Deva, Gelecek, Saadet. 1950'den beri ne yazık ki Ecevit'in bir dönemi hariç, hep böyle öykünerek, aman buna bir şey dersek, aman laikliğe sahip çıkmayalım, cemaatleri kızdırmayalım, aman bunu kızdırmayalım. Hep bunu yapa yapa karşı tarafı sürekli büyüttü CHP. Yani laikliği ağzına almıyorlar artık. Şeyh Said'e hain demeyerek oy alacağını zannediyor oradan. Böyle bir dünya yok. Ya Ecevit başkalaşarak mı 70'li yıllarda bu %42 oy aldı? Kendi olarak aldı. İlkelerini savunarak aldı. Yani bu beklenti yanlış bir beklenti midir? Merkez sağ seçmeni çekemez misiniz bu yöntemle? Türkiye'de en büyük seçmen kim biliyor musunuz? Atatürk'ü seçmen. En büyük seçmen bunlar. Bu çizgiden sapmazsan gelir. Arkası gelir. Ben inanıyorum geleceğine. Ama Atatürk söylemlerinin öne çıktığı siyasi partiler bekledikleri sonuçları alabildiler mi Türkiye'de? Düzgün çıkar. Şimdi hem Atatürkçü olur. Trabzon'a gidip şehit babası. Diyarbakır'a gidip demlenip. İzmir'e gelip Atatürkçü. Böyle ortaya karışık yaparsan olmaz. İlkeli bir duruşunuz olacak. Bir duruş olacak. O duruş olursa olur. İnanıyorum ben buna. Peki bir dakika. Sizin Sayın İnce, sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunduğunuz dönemde ve çok da etkili bir ismiydiniz siz. CHP'nin en etkili birkaç isminden biri oldunuz uzun yıllar boyunca. CHP'nin oyu ne kadardı? %25'lerin üzerine çıktı mı? Ben CHP'nin adayıydım. %31 aldık. Ama yetmiyor seçim. Ama yani bakın 51 günde %31 aldık. Tek başımıza. Son 40 yılda yok böyle bir başarı. Tek başına bir partinin adayıydım ben. CHP tek başına... Tek başına %40 alabilir bir parti. Onu soruyorum. Alabilir. Alabilir. İnanıyorum. Birinci parti olabilir. Yani bakın iktidara bakalım şimdi. İktidara geldiğinde 2023 hedefleri vardı bunların. Değil mi? Hedefleri vardı. 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Kişi başı 25 bin dolar milli gelir olacaktı. İlk 10 ekonomi arasında olacaktık. 500 milyar dolar ihracat yapacaktık. Bunların hiçbiri olmuş mu? 250 milyar dolar ihracat var. İlk 10'da değiliz. İlk 20'de tutunmaya çalışıyoruz. Kişi başı 25 bin dolar değil, 10 bin dolar. O da şöyle hesaplıyoruz. Suriyelilerin de üretime katkısı var. Onları saymıyoruz. Üretirken topluyoruz ama bölerken 85'e bölüyoruz. Orada da bir hata var. 10 bin bile değil. Suriyelileri niye katmıyoruz? Hesabı ona göre yapıyor TÜİK çünkü. TÜİK kafasına göre işler yaptığı için bu hesapların hiçbiri tutmuş mu? Tutmamış. Peki o zaman ya böyle bakın, bir ortamda %40 al, %55 alması işte lazım muhalefet. Onu söylüyorum bakın. Ya nerede o zaman? Bakın, 2023 alamıyor? Hedeflerinin hiçbirisi tutmamış. Peki şimdi Hakan Bey, siz bir holdingin patronusunuz. Ben de sizin CEO'nuz, çalışanınız. Sizin şirkete 22 sene önce geldim, beni yönetici yaptınız. Ben dedim ki 2023'te şu hedefleri koydum. Ben bunların hiçbirini tutturamadım. Siz beni görevden almaz mısınız? Görevden almanız lazım. Boeing geçen hafta 737 Max programının direktörünü görevden aldı. Tabii. Kardeşim dedi, sen peki, yapamadın bu işi. Peki bir holdingin yöneticisi görevden alınıyorsa bu ülkeyi yönetenin de görevden alınması lazım. Kim alacak görevden?
Millet alacak. Yani nasıl alacak? Demokratik sandıkla. Yollarla. Demokratik yollarla. Tabii. Rekabetle partiler programlarını ortaya koyacaklar. Vatandaşlar da eğer bir teveccüh söz konusuysa o partiye yönelecekler. Ama bir türlü olmuyor. Bir olmuyor. Kısır döngü. Şimdi CHP'de bir örnek daha vereceğim. Buyurun. Bak, bir örnek. 2022. Ya 2 sene önce. 2022 bütçe açığı 142 milyar. 2 sene önce 2022'de bütçe açığı 142 milyar. 2024 bütçe açığı 2,6 trilyon. 2 yılda bütçe açığı 19 katına çıkmış. 19 kat. Ya bu batıyoruz demektir. Bu batıyoruz demektir. Ya 85 milyon insan var. 5 milyon da sığınmacı var, 90 milyon. 50 milyon da turist geliyor. 140 milyon. Ya bu 140 milyon insanı besleyeceğiz kardeşim. Bunları besleyeceğiz. Önce birinci problem. Et 1000 lira olursa besleyemiyorsun. Niye? Sudan'dan toprak kiralarsan bugün ekmeği alamazsın. Sırbistan'dan et uğraşırsın. Uruguay'dan, Paraguay'dan hayvan getirmeye çalışırsın. Akıl yok burada bakın. Ben diyorum ki bir işte akıl ve liyakat yoksa, işinin ehli insanları iş başına getirmiyorsan, tek başına kararlar veriyorsan, bana mahkemeler ayak bağlıyor. Bana başbakanlık ayak bağlıyor. Hadi başbakanlığı kaldıralım. Yüksek mahkeme olmaz. Bu doğru değil. Türkiye parlamenter sisteme yeniden dönmeli mi? Böyle bir ihtimal var mı? Dönmeli ama dönemez. Dönemez artık. Ya dönmek çok zor. Yani referandumlar yapıldı, seçimler yani, yapıldı. Ya nasıl yapacaksınız? 360 ya da 400 milletvekili lazım. Öyle bir imkan var mı şu anda? Yok. Bunu da söyledik mesela. Söyledim. Geçen sene Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi muhalefet ne diyordu hatırlayın. Evet. Parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor. Yani zaten ittifakın en önemli unsurlarından biri. Dedim ki ya yapamazsınız. Bak televizyonlara. Gerçekçi bir beklenti değil miydi o? Gerçekçi değil. Ya 360 alacağın ortada mı? Ay Sayın Meral Akşener de bunun üzerine kurmuştu. Ben de başbakan olacağım. Tamam diyordu. Ama şimdi bakın millete hayal satmayalım. Hayal bunlar. Önce 360'ın olacak. 360'ın olursa referanduma gideceksin. Meclisteki milletvekili sayısını söylüyor evet. Sayın Muharrem. Tabii 360. Yani ya da 400 olacak. Hadi 400 yoksa 360'la da olur. Yani o konu artık kapandı mı? Kapandı tabii. Peki. Bu dönemde kapandı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bütün bu sözünü ettiğiniz konular yani teşkilatlarda ve vatandaşlarda da tepki olduğu için yani bakın bir türlü anlattığınız gibi bir eğer tabloyu değerlendiriyorsa vatandaşlar neden iktidar olamıyor CHP diye bir kurultayda da bir yarışa girildi. Bu yarış neticesinde Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel daha fazla oy aldı ve seçildi. Sizin önceki dönemlerden de tanıdığınız partili bir önceki dönemden bir arkadaşınız. Bir umut oluştu mu? Bir heyecan var mı CHP'de? Yani iktidar olma adına daha iddialı yani %40'lar 50'lerin üzerine çıkabilecek bir lokomotif. Ona vatandaş kendisi karar verir. Ve biz ısrarla ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyoruz. Biz bir üçüncü yol olduğumuzu, bu millete tehdit etmediğimizi, bu milleti korkutmadığımızı, bak biz olmazsak AKP gelir böyle bir şey demediğimizi ve insanlara diyoruz ki ben bu millete en ucuz eti ben yediririm. Hayır, bunu neden sordum biliyor musunuz? Yani hala siz ne zaman televizyon programına çıksanız, belli bir seçmen kitlesi de sizi hala CHP'de görmek istiyor. Yani CHP'de olsaydı Sayın Muharrem İnce bugünkü bu etkisiyle çok daha farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi diye gönüllerinden geçiriyorlar. O anlamda CHP'yi soruyorum. Yoksa benim amacım CHP'yi burada tartışmak değil, benim konuşmak CHP'nin değil. Üyeleriyle, CHP'nin o ilçe örgütündeki emektarlarıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ona oy veren seçmenlerle hiçbir problemim yok. Onlar bana hakkını helal etsin, ben onlara hakkımı helal ediyorum. Onlar bana çok şey verdi, ben onlara çok şey verdim. Ben meydanları doldurdum Cumhuriyet tarihinde en kalabalık mitingi. Kimse de kıramadı onu şimdiye kadar. Hangi miting? 2018 İstanbul mitingi, Maltepe mitingi. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık, İzmir mitingi de en kalabalık. Mitingler hala belirleyici midir? Kesinlikle belirleyicidir. Bugün de öyle mi? Yani evet. Kimin daha çok kalabalık topladığı vesaire. Yani önemli bir etkendir. Evet. Tek belirleyicidir demiyorum. Onun için benim o arkadaşlarımla hiçbir sorunum yoktur. Onu belirteyim ama partinin son yıllardaki çizgisiyle, yönetenlerin çizgisiyle ilgili benim
sorunum vardır. İşte yani ne bileyim, Şehzade'ye hain diyememekle, Atatürk'ün resmini indirmekle, bu benim problemim o üst tabakaylıdır. Bunu tekrar belirtelim. Sayın İnce, bugünkü CHP yönetimi, önceki CHP yönetimiyle mukayese ederseniz sizin açınızdan işbirliğine daha açık mıdır yönelimleri itibariyle? Vallahi, gelen yoksa... gideni arattı. Nokta. Burada kapatayım. Daha yani, başka bir şey söylemiyorum. Yani gelen gideni arattı. Vatandaş da görüyor bunu zaten. Savruluyor şu anda. Yani, nokta. Peki, daha fazla konuşmak. Bir şey daha söyleyeyim bitireyim. Evet. Politikalarıyla mı, liderlik etme biçimiyle mi? Hepsiyle. Efendim bu seçimler kırgınlar, dargınlar ve küskünlerin sonucu belirleyeceği bir seçim midir? Bütün siyasi partiler bakımından. Çünkü merkez ben sokakta bir heyecan görmüyorum bu seçimde. Yani 2019 yerel seçiminde müthiş bir heyecan vardı muhalefet açısından. Yani karış karış dolaştım ben Türkiye'yi. Hatta yeni ameliyat olmuştum. Yani ameliyatlıydım. Her temiz benzin istasyonunda mola vererek tamamladım orayı. Ve korkunç bir enerji görmüştüm sokakta 2019'da. Şu anda o yok. Neden? 2019'da değiştireceğiz umudu vardı. Şu anda o umudu görmüyorum sokakta. Ha, yani muhalefet şöyle mi? Mevcutu koruma noktasında. Orada da bir yani... Ya şimdi bir dakika. Beceremedik Cumhurbaşkanlığı gibi bir heyecan görmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin beklenen muhalefet bakımından beklenen neticeyi vermemesi. Evet. Bu seçime de bir yorgunluk enerjisi olarak mı sirayet etti? Ben öyle okuyorum sokağa. Ama mesela İstanbul ve Ankara gibi, İzmir gibi, Antalya gibi büyük şehirlerde de muhalefet partilerinin, CHP'nin ve o bloğun desteklediği adaylar bu seçime giriyorlar. Yanlış yapıldı tabii. Yani ön seçim yapacağız dendi, yapılmadı. Eş dost aday yapıldı. Akrabalar, şunlar bunlar aday yapıldı. Bütün bu yanlışlar Türkiye'yi 31 Mart'ta hepimiz göreceğiz. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Türkiye'nin bir liyakatlı bir sisteme, yönetim sistemine geçmesi lazım. Liyakat olmazsa bu iş olmaz. Muhalefette de bunu görüyorum. Muhalefette de liyakatsızlık var. Hiç yani iktidar muhalefet fark etmiyor. Önce ehliyet. İkincisi eğitim. Bakın eğitimle ilgili yemek ücretleri özel okulların %300 artmış. Türkiye'de gıda enflasyonu %60. Nasıl %300 arttırıyorsunuz bunu siz? Özel okullar şu anda kesinlikle bir denetimi hak ediyorlar. Kesin bir denetimi hak ediyorlar. Ciddi bir denetim hak ediyorlar. Böyle bir artış yok. Yani bu nitelikli eğitimi kuramazsak gelecekte başımız belada olacak. Yani pirinç yetiştirelim, doğrudur. Ağaç yetiştirelim, doğrudur. Ama insan yetiştirmek 100 yıl sonrasını düşünmektir. Bu konuda çok zayıfız. Beyin göçü sizi kaygılandırıyor mu? Çok kaygılandırıyor. Yani doktor sayımız o kadar az ki. Hala biz doktorlara gidebilirsiniz diyen yöneticiler var. Benim pek çok öğrencim yurt dışında. Buna çok üzülüyorum. Nasıl durdurulabilir? Ne yapmamız lazım? Özgürlük ortamıyla durdurursunuz. Ve liyakatla durdurursunuz. Yani çocuk şunu bilir. Ben burada yönetici olabilirim. Benim küpeme, saçıma, eteğimin boyuna, mezhebime bakılmayacak. Özgürlük ilgisi, özgürlükle ilgili yaşam alanının darlığı veya durumu ekonomik beklentilerin önünde mi beyin göçü kriterinde? Ben ekonomik beklentilerin çok daha gerilerde olduğunu düşünüyorum. Birinci sırada özgürlük. Birinci sırada özgürlük ve umutsuzluk. Yani ve liyakatsızlık. Ya düşünsenize çok iyi biliyorsunuz bu işi ama tepenize geliyor bir tane badem bıyıklı oturuyor yönetici. Okullarda müdürlerin hemen hemen çoğu din dersi öğretmeni. Ya düşünsenize şimdi iyi bir matematik öğretmenisiniz. Adamın tek özelliği var. Tarikata bağlılık. Sünnete uygun bıyık. Bıyıklarını alttan almış. Hep aynı tip. Tornadan çıkmış gibi insanlar okul müdürü bu ülkede. Ya orada mı nasıl matematik öğretmenliği yapacaksınız siz? Şimdi ben kendimi düşünüyorum. Düşün şimdi öyle bir okulda ben fizik öğretmeniyim.
İyi de bir fizik öğretmeniyim. Çocuklara iyi fizik anlatacağım. Bunlar mühendisliğe girecek, tıbba girecek. Ama başımda böyle bir yönetici. Ne özelliği var? Yönetim bilimini mi biliyor? Pedagojiyi mi biliyor? Neyi biliyor? Hiçbir şey bilmiyor. Türkiye'nin pek çok yerinde liyakatsız insanlar iş başında. Hesap verme diye bir geleneği yok artık devletin. Hesap vermiyor kimse. Bağımsız bir yargısı yok. Yargı kendi arasında kavgalı. Özgür bir medyası yok. Konuşan bir üniversitesi yok. Ya bu kadar hukuksuzluk oluyor. Ya çıkmaz mı bir tane bir hukuk fakültesi dekanı? Niye konuşmuyorlar? Bu bahsettiğiniz gibi bir atmosferin muhalefeti daha güçlendirmesi, heyecanlandırması ve bu seçime asılması gerekmez mi muhalefet? Bileşik kaplar kanunu gereği herkes kirlilikten payını aldı. Bakın size ben bir örnek vereceğim. 77 seçimlerinde CHP'de her yerde ön seçim var. 67 vilayette ön seçim var. 36 öğretmen ön seçimle milletvekili oluyor. Şu anda bir tane öğretmen ön seçimine gelemez. Gelemez. O zamanlar TÖBDER var. Güçlü tabii TÖBDER. Evet. Sendikal hareketler var. Öğretmenler Derneği miydi? Evet. Biriydi değil mi? Evet. Meşhur yani o zaman. Düşünebiliyor musunuz? 36 öğretmen ön seçimine giriyor. Şu anda kaldırmışsın ön seçimi. Aynı AKP'ye benzemişsin. Aday belirleme sürecinde nasıl bir hata yapıldı? Yani... yerel seçimler için 31 yani Mart için söylüyorum. Ne olmalıydı? Yani bir yalpalama, sarsılma, savrulma. Valla onu millet takdir etsin. Ben bir partinin iç işleriyle ilgili daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren çok önemli. Ne kadar zamanımız var? Biraz daha var vaktimiz. Var mı? Lütfen. Ben birkaç şunu söylemek istiyorum bakın. Ha mesela Hatay meselesi de var. Yani Hatay'da bir türlü Cumhuriyet Halk Partisi bakımından çok sancılı bir süreç yaşandı. Yani doğru aday mı Hatay'ı değil şimdi, mi? Hatay'ı savaş... kaybedecekler büyük ihtimal. CHP. Peki ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Öyle mi görüyorsunuz? Ben öyle görüyorum. Peki ben şimdi size bir şey söyleyeyim. Lütfü Savaş mı kaybetmiş olacak? Bence değil. Bence parti yönetimi kaybetmiş olacak. Kaybettirmek için elinden geleni yaptılar. Aday gösterdiler. Bakın şimdi aday gösterdiler. Sonra dediler ki daha iyisini bulamadığımız için arkadaşı aday gösterdik. Böyle bir laf denir mi ya? Daha iyisini bulamadığımız için. Burada geçen hafta sizin sonra oturduğunuz... reklam filmi çektiler, almadılar. Sonra tanıtıma çağırdılar. Yapmadılar. Tanıtımda da yok. Tanıtmıyorlar. İlçeleri tanıtıyorlar. Sonra tekrar aday yapıyorlar. Ya, tanıtıma çağrılmayınca zaten yani üzeri çizildi gibi algılandı kamuoyunda. Öyle algılanmadı. Yani bak bu kadar hata yapılır mı? Burada geçen hafta sizin oturduğunuz koltukta Sayın Mustafa Sarıgül oturuyordu. Erzincan milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin dedi ki yani bana bir teklif gelirse ben memnun olurum ama benim de hiç kimse istişare etmiyor. Ben Erzincan milletvekiliyim. Bana kimse belediye başkanı adayı konusunda bir fikrimi kanaatimi sormadı. Yani bu istişareler de mi biraz zayıfladı parti içinde öyle mi görünüyor? Vallahi bence Mustafa Sarıgül kamuoyunun tanıdığı popüler bir isim. Çok ses getirirdi. Bunu aday yapsalardı. Kazanır kaybeder onu bilemem. Ama çok ses getirdi. Bir rüzgar yaratırdı. Kesin yaratırdı. Erzincan'ı kazandı yani. Erzincan'da mesela... Erzincan'ı kazanmadı. Milletvekilinden birini aldı. Belediyeyi almak için birinci olmak için. Elbette ama milletvekilliğini elde etmek bir başarı kriteri değil midir? Tabii ki başarı. Yani yok, ben değil. Başarı değil ama evet. Milletvekili seçinmek başka bir şey. Tabii. Belediye başkanı seçinmek başka. Başka. Çünkü milletvekilinin de çoklardan biri oluyorsun. O belediyede ise birinci olacak. Bir kişinin performansı aday olarak evet. Belirleyici olacaktır. Yani ben o örneği şundan ötürü verdim. Yani istişare mekanizması çalışsa aday belirleme sürecinde belki yani hataları da çok ortadan büyük, kaldırabilir. Çok büyük hatalar söylüyor. Yaptılar. Eş dost işine girdiler. Bunu herkes görüyor. İzmir için de mi benzer bir şey düşünüyorsunuz? Aynen öyle düşünüyorum. Tunç Soyer. Yani Tunç Soyer, Kemal Kıl, bakın kurultayı esas aldılar. Kurultayda kim Özgür Bey'i desteklediyse onlar aday yapıldı. Kemal Bey'i destekleyenlerin üstü çizildi. İzmir'de bir belediye başkanı Özgür Bey'i desteklemişti. O büyükşehir adayı oldu. Bir tanesi desteklemişti. Sadece oldu. Böyle yaptılar. Tunç Soyer görece Kemal olarak... Bey'i desteklemişti. Evet biliyorum. Yani o bir hatalı bir karar mıdır yani, size? Ben öyle bir değerlendirme yapmayayım. Ama yapılması gereken bir tane iş vardı bence. İzmir örgütünün önüne bir sandık koyarlardı. Seçilirdi. Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi adayı var mesela Hatay'da. Acaba yani
bir sürpriz yapabilir mi? Aradan sıyrılabilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? O değerlendirmeleri yapmam şık olmaz. Ama siz Hatay konusunda bir hatalı bir tutum izlendiğini düşünüyorsunuz. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi evet. Peki heyecan, yani şimdi az bir zaman kaldı. Ben de gerçekten sokakta büyük bir heyecan görmüyorum. İlgi ve merak da biraz az gibi görünüyor. Bunun birçok nedeni olabilir belki. Başka bir nedeni var mıdır bunun? Yani partilerin performansı. Beceriksiz dışında bir iktidar var. Yani 2002'de bu yana 22 yıldır iktidarda. Geç yani 2002'de açıklanmış doğan, olabilir mi adaylar acaba? 2002'de doğan bir çocuk bugün üniversiteyi bitirdi. Trafik sorunu ortada duruyor. Enflasyon ortada duruyor. Sığınmacı sorunu ortada duruyor. Hiçbir sorunu çözemedi 22 yılda. Hiçbir sorunu çözemeyen bir iktidar. Bunun karşısında nasıl seçim kazanılmaz? Trilyonlarca lira hazine yardımı var. Yüzlerce belediyem var. O zaman seçmen kızmakta, küsmekte haksız. Haklı tabii yani? Ki. Haklı. O zaman yani hiçbir şekilde ama seçmene de ben şunu söylüyorum. Hayır yani tamam. Beceriksiz yönetimler var, doğru. Ama seçmene de şunu sormak da bizim hakkımız yani. Ya arkadaş, çiftçi, ey çiftçi kardeşlerim ya. Ya limonları satamadınız. Hala gidip ampulün üstüne mi basacaksınız yani? Değiştireceksin yani sen de. Sizin İstanbul adayınızın ben bir kez daha Sayın Berk Hacı Güzeller olduğunu ifade edeyim ama bir şey de var. Çok sorulduğu için size onu iletmek istiyorum. Mehmet Sivigen adı da geçmişti. Orada ne oldu? 3 adayı vardı. Ben söyledim onu. Yani Mehmet Sivigen de mesela bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden biri. Arkadaşlarımız Berk Bey'i istediler. Yani sizin orada bir tasarrufunuz olmadı mı? Benim de onlarla birlikte tabii ki yani. 3 adayı vardı. Berk Bey de karar kılındı. Evet. Anladım. Seçmenlerinize, partili adaylarınıza destek olmak için bir Anadolu turu, bir geziyorum, gezebildiğim devam kadar. Devam ediyor mu? Edecek tabii misiniz? Tabii geziyorum. Daha yeni gittim Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ne. İnşallah alacağız orayı zaten. Gürsel Tekin'in ayrılması da mesela çok konuşuldu. Sizin de yakından tanıdığınız bir isim. Yani böyle isimlerin partilerden ayrılması, partilere çok güç kaybettiren bir şey midir? Şimdi Gürsel Bey CHP'nin emektarıdır. Kim ne derse desin. Hiç kimse yani partiyi süpürmekten başlamıştır işe. Aynı benim gibidir. Partinin il başkanıdır, İstanbul il başkanıdır. Uzun süre yaptı. Tabii milletvekilidir. Genel sekreteridir. Ben telefonla görüştüm kendisiyle. Bu süreçte mi? Evet. İstifa ettikten sonra telefonda görüştüm. Dedi ki arkadaş ya ben dedi telefonuma çıkmadılar dedi. Bunu ben çok insan telefonuma çıkmadılar. Yani. Ama çok ayıp bu. Yani şöyle. Şimdi Gürsel Bey partinin genel sekreterliğini yapmış birisi Esenyurt'tan aday olmak istiyor. Aday yapmayabilirsin. Kendisi de şöyle diyor. Telefonuma çıkıp ya abi bizim başka bir tasarrufumuz var. Sen kusura bakma deseler sorun yok diyor. Telefonuma çıkmadılar diyor. Şimdi bu ayıp. Bu ayıp. Yani siz Gürsel Tekin'e bunu yapamazsınız. Bu hakkınız yok yani. Hayır, mümkün. Yaşınız yetmez buna. Evet. Sizin yaşınız yetmez, konumunuz yetmez, deneyiminiz yetmez, hiçbir şeyiniz yetmez. Kim oluyorsunuz yani? Böyle bir şey yok. İki, Akif Hamza Çebi. Aynısını o söylüyor. O da partinin milletvekili, grup başkan vekili, genel sekreteri, Beykoz'dan aday olmak istiyor. Muhatap alıp telefonuna çıkmıyor. Meclisi yönetmiş bir kişi değil midir? Meclis başkan vekili. Başkan vekilidir. Ya olmaz böyle bir şey ya. Yani siz parti Türkiye'yi yönet dediğiniz, Türkiye'nin meclisini yöneten adama Beykoz Belediye Meclisi'ni vermiyorsunuz. Bu doğru değil. Vermeyebilirsin ama gönlünü alacaksın. Yılmaz Büyükerşen konusunda da benzer bir şey mi yaşandı? Şimdi bakın ama eski kendi şey, avukatına Çankaya'yı vereceksin. Böyle bir dünya yok. Ya bu olamaz ya. Bu doğru değil. Bunları yaparsanız partinin ya kökleriyle oynarsınız. Köklü. Yanlış bunlar. Bana yaptılar bu hataları. Ben biliyorum. Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Seçim bitti. Seçim değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Beni çağırmıyorlar. Ya filmin başrol oyuncusu benim. Neyi değerlendiriyorsunuz siz? Kurultay yapıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını tuvaletin önünde oturtuyorlar.
Böyle yaparsan sen büyüyemezsin ki. Büyüyemezsin. Yani çok çok büyük ve köklü bir parti. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği olan, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partinin, hayır, şimdi, yani bir parti kültür birikimi, siyasi birikim olarak ben CHP'li seçmenin beklentisini söylüyorum. Farklı bir beklentisi var. Yani iddialı olsun, güçlü olsun, iyi bir liderlik ortaya koysun, toparlayıcı olsun, kucaklayıcı olsun gibi bir beklenti var CHP'lilerde. Ben yani sokaktaki seçmen bana ne olur bunları da dile getirin, aktarın diye söylüyor. Yani üzgün ve kırgın olduklarını görüyorum. O bakımdan ben bu seçimde kırgınlar, dalgınlar, küskünler gibi bir şey olur mu diyorum. Yine de seçimler bir demokrasi şölenidir. Her ne kadar kırgın, küskün olsalar da sandığa gitmelerini istiyorum bütün seçmenlerimle. Katılım düşük olur gibi bir kaygınız var mı? Kaygım var. Var mı? Evet, katılımın düşük olması gibi bir kaygım var. Ama yurttaşlarımıza, seçmenlerimize ne olursunuz sandığa gidin diyorum. Hangi partiye inanıyorsanız. Hangi partiye gidin, inanıyorsunuz? Gidin, oyunuzu kullanın lütfen. Oyunuzu kullanın yani. Kanaatinizi ortaya, demokratik kesinlikle bir seçimdir. İnandığınız görüşleri olan partilere şey yapın, yönelin. Siz Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüştünüz bu süreçte. Benim hatırladığım iki kere görüştünüz. Üç kez görüştünüz. Ne oldu o görüşmeyle? Lütfen kamuoyuna bir paylaşır mısınız? Özet itibariyle. Ben dedim, yani ben, çünkü o da bir yani muhalefet bloğu bakımından umutlandırmıştı. Ekrem İmamoğlu'yla benim aramda en ufak bir problem olmadı, onu söyleyeyim. Dedim ki ona, biz sana yardımcı olalım. Bu görüşme en sonucu hangi tarihte olmuştu onu hatırlamıyorum şimdi. 2023. Yani bu tabii, değil mi? Tabii. Bu 2024 değil. Değil. Evet. Dedim ki yardımcı olalım dedim yani. Bu kadar. Fakat bu arkadaşlarda bir problem var. CHP yönetenlerde bir problem var. Mesela 39 milletvekili verdiler Saadet'e. Şuraya buraya. 39 milletvekili. Saadet'in adayı, şu anda aslında CHP'nin 3 tane adayı var İstanbul'da. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı. Birol Aydın, Saadet'in adayı, CHP listelerinden milletvekili seçildi. CHP milletvekili olarak seçildi. Selim Temurçi, geleceğin adayı, ne diyor? Ben diyor, Murat Kurum'u destekliyorum diyor. CHP'den milletvekili seçildi. Ya bu arkadaşlar böyle Saadet, Gelecek gördüler mi veriyorlar 39 milletvekili, belediye meclis üyeli, Demliler, ya böyle Atatürkçüleri gördüler mi? Böyle şey diyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. CHP'ye gelecek diye korktular benim için. Aman aman desteklemesin. Öbür taraftan da bağırıyorlar ama sonra. Bak hem desteklemesin diye uğraşıyorlar hem de kenara çekil. Kenara çekil. Niye kenara çekileceğim? Siyaset yapıyorum ben. Böyle partimi temsil ediyorum. Bir şey merak ediyorum. Yani ağır toplar CHP'ye tekrar yaklaştığında partiye dönme ihtimalleri olursa öyle partiyi bir ele geçirir falan diye mi korkuyorsunuz? Aynen öyle bir derdimiz ben yok. Onu görüyorum CHP'de. Biz partimizi büyütmek istiyoruz. Biz, yani ben Ecevit'in yaptığını yapmak istiyorum. Ecevit'e dediler ki gel CHP'nin başına geç. Geçmiyorum dedi. Gelmedi. Israrla devam etti. DSP'de. DSP için söylüyorsun. Israrla devam et. Bir belediye aldı. Ama iyi mi oldu? Ne oldu? DSP yok oldu. Olur mu canım? DSP sonra iki kere başbakan oldu. Tamam da sonrasındaki dönem. O sonrasını bilemem. Ecevit başardı. Evet. Ama Ecevit'e bölücü diyenler başaramadı. Daha hala başaramadı. Ha bir dakika. O zaman ben size soruyorum şimdi. Size de bölücü diyenler var. Olabilir. Eleştiriler getiriyorlar. Diyorlar ki evet, şimdi böyle etkili ve önemli bir siyasetçi, bir gücü var ve bir karizması var. Muharrem İnce'nin bu tutumu muhalefeti bölüyor, CHP'yi bölüyor. Neden böleyim canım? Yani, sosyal medyada. Hayır diyorsun canım, böyle bir şey olur mu? Demokratik hakkımızı kullanıyoruz biz. Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Yani sen milletvekillerini Saadet Partisi'ne vermişsin. O milletvekili CHP'den seçilmiş, şimdi İstanbul Büyükşehir'e aday olmuş. Kendi düşmanını kendin yaratmışsın. Bana bölücü diyorsun. Bana bir şey verdin mi de ben bölücü oluyorum. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Seçime gireceğiz, bir oy mu alacağız, 1000 oy mu alacağız, göreceğiz onu. Bizimkisi bir hak. Hangi şartlar sağlansaydı CHP'ye katkı verirdiniz ve katılırdınız ve iktidara doğru yürürdünüz? Ne olsaydı? Ya ben dedim ki onlara, bazı memleket partili arkadaşları temsil etsinler. Fazla bir şey demedim yani. Makul bir şey bu. O kadar basit. Yani bir talep, istek. Ama arkadaşların korkusu şu,
Vay bu yarın başımıza bela olur. Biz nasılsa bu işi iyi yapamıyoruz. Bu tekrar genel başkan olmak ister falan. İşi yönetmeye kendi koltuklarından korktukları için bu duruma getirdiler. Şimdi de diyorlar ki sen bir bölücüsün. Bölücü ben değilim, bölücü sizsiniz. 39 milletvekilini hediye ettiniz başka partilere. Şimdi de belediye meclislerinde şurada burada demlilere hediye ediyorsunuz koltukları. İşin kolayına kaçıyorsunuz. İlkesel davranmıyorsunuz. Benim derdim budur. Bunu anlatmak istiyorum. Sizin bu son bahsettikleriniz, Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığınız görüşmeler çerçevesindeki diyalogları anlatıyorsunuz biraz değil mi? Son dönemi anlatıyorsunuz. Hayır, ben Özgür Bey'le de görüştüm. Sayın Özgür Özel'le de görüştüm. Yani ona bir şey demedim. Dedim ki bak şu ilçede dedim şu ilçede bu kişi aday olursa onu yaptı. CHP'den söyledim yani. Bak şu kişiyi yaparsanız dedim o kişi kazanır dedim. Doğru aday. Bence kazanacak. Yaptı mı? Yaptı. Kim o? Söyleyeyim. Söylemeyeyim. Peki. Ayıp olur. Tamam. Olmayanlara anladım. Başka bir ilde dedim ki bak burada hata yapıyorsun. Burada hata yapıyorsun dedim. Daha o görüştüğümüz dönemde. Hatasında devam etti. Geldik bu noktaya ama bizim şimdi yapmamız gereken iş ne? Bundan sonrası için mi? Bundan sonrası için. Bakın. Birincisi seçmeni sandığa tekrar davet ediyor. Tamam. Katılımı arttırmak. Arttıralım. İkincisi Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Erdoğan'ın tutumundan hepimiz rahatsızız. Fakat Türkiye'nin demokratikleşmesi için de önce siyasi partilerin demokratikleşmesi lazım. Var mı böyle bir umudunuz? Böyle bir umut şu anda yok. Yani bu ön seçim müessesesi buna ana muhalefet partisi öncülük etmelidir. Bundan sonraki kurultaylar için. Buna öncülük etmelidir. Önce partide demokrasi, sonra ülkede demokrasi. Bunu kurarsak Türkiye demokratikleşir. Bakın Demirel ile Ecevit, Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz televizyonlarda tartıştılar karşılıklı. Biz de vatandaş olarak izledik. Çok da hararetli olurdu. Mizah duygusu da özellikle Ecevit, Demirel şeylerinde. Ama bunları kaybettik artık. Bunlar olmalı. Şimdi Erdoğan gelmiyorsa diğerleri gelmeli. Başlatmalılar. O da mecbur kalır bir süre sonra. Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Liderler düzeyinde televizyon tartışmaları. Olması lazım. Yani şu anda geldiğimiz nokta şu. Erdoğan mitingine başlıyor. Bütün kanallar Allah'tan şu anda yapmıyor da biz de konuşabiliyoruz. Yani. Bütün kanallar hemen anında açıyorsunuz. Kanal kanal 30 kanalda birden Erdoğan konuşuyor. Kimle birlikte mülakata tartışmaya çıkmak isterdiniz? Tabii ki Erdoğan'la isterdim. Güzel bir mülakat olur. İzlenirdi bence. Seve seve yapardım. Gerçi hepsiyle yapmak isterim. Ama Erdoğan'da en çok onunla isterim. Özgür Özel'le ister misiniz? İsterim yani CHP'nin isterim. Geleceğini merkez solu bir yani demokratik şeyi ama siyaseti şu anda şu anda Özgür Özel Türkiye'yi yönetmiyor. Partiyi yönetiyor. Tabii orada da tartışmak isterim ama ülkeyi yönetenle tartışmak isterim aslında. CHP'deki yönetim dinamiklerinde kim öne çıkıyor gibi görünüyor şu Bilemiyorum an? Onu. Bana o Peki. Çok özel bir soru olur. Oraya girmem. Anladım. İstanbul'un kritik konuları göç, mülteciler meselesi, deprem konusu, trafik. Ona dair yani Memleket Partisi'nin de ve Sayın Muharrem İnce sizin de siz çünkü çözüm önerileriyle gelen bir insansınız. Programlarınız, hedefleriniz var. Biraz onlardan da bahsedin lütfen. Biz tabii dediğimiz şu. Yani bizim belediyelerimizin Memleket Partisi nerede yer kazanırsa önceliğimiz deprem konusu olacak. Bir numaralı konu deprem konusu. Yani depreme dirençli kentler. Evet. Bunu söyleyeceğiz. İki, kent yoksulluğuyla mücadele edeceğiz. Üçüncüsü, engelsiz, eşitlikçi ve erişilebilir bir belediye. 3E belediyeciliği diyoruz. Bir diğeri, yerel kalkınmayı önemsiyoruz. Mavi yeşil belediyecilik diyoruz. Dürüst, denetlenen ve demokrat bir belediye diyoruz. 3A belediyeciliği diyoruz. Akıl, adalet, ahlak diyoruz. Belediyelerde 3B diyoruz. Önce büyüyeceğiz, orayı büyüteceğiz oradaki. Ve onu adil bölüşeceğiz diyoruz.
barıştıracağız diyoruz belediye yönetimiyle yurttaşları ve şeffaf, denetlenebilir olacak bizim belediyelerimiz. Yolsuzluklarla anılmayacaklar. Yani bilimi önemseyecekleri için, çocukların beslenmesini önemseyecekleri için, çocukların matematik öğretimini de önemseyecekleri için aç çocuk yatağa girmeyecek diyoruz. Biz bunları öneriyoruz yurttaşlarımıza. Ben dün Erzurum'daydım. Siz yani yerel düzeyde kalkınmanın önemli olduğunu vurguladığınız için bir parantez içinde söylemek isterim. Sayın Mehmet Sekmen'le birlikte bir tur gerçekleştirdim. Büyükşehir Belediye Başkanı turizm... O fotoğrafı nerede buldunuz? Ha evet, sizin şeye gittim. Cağ kebabı yemeye davet ettiler beni. Siz de oraya gitmişsiniz. O fotoğrafı da gösterirdim aslında ama aklıma gelmedi. Sizin gittiğiniz yere ben de gittim. Orası bir yemek yeme imkanım oldu. Önemli şeyler yapılıyor. Yani turizmde, efendim tarım ve hayvancılıkta, bizim böyle Erzurum gibi, Malatya, Erzincan gibi Doğu Anadolu'daki önemli illerimizde, Karadeniz'de adım atıldığı zaman büyük kentlere göçü de engellemiş oluruz biraz. Büyük oluk oluk insan akıyor çünkü büyük şehirde. Hakan Bey, Erzurum'dan Kars'a giderken Muş, Bitlis, o civarda Ağrı. Ya bir köylü çocuğu olarak söylüyorum bunu. Tarıma meraklı birisi olarak söylüyorum. Ya bu ülkede etin 1.000 lira olması için özel olarak uğraşmak lazım. Normal şartlarda yapamazsınız bunu. Ya bu kadar mı kötü yönetilir? İşte maliyetler galiba girdiler. Ya bedava ot, bedava yem var. Mazot meselesi galiba. Hayır, bedava yem var. Yani meralar. Bu nasıl desteklenmez bu insanlar? Ya bir Ağrılı'nın göç etmesi için devletin özel olarak uğraşması lazım. Başka türlü göç etmez. Para kazanır orada. Ya İngiltere'de, Almanya'da bu insanlar işte Ağrı gibi, Muş gibi para kazanıyor insanlar. Bir de insanlar doğdukları yerden niye ayrılmak? Niye ayrılsın ki? Yani insan toprağını sever, yani ailesi oradadır, hatıraları vardır. Yani insanları doğdukları yerde mutlu edecek politikaları geliştirmemiz lazım. Hayvancılığa o kadar uygun ki. Yani o böyle dereler akıyor. Çok güzel yerler yani. Ya müthiş. Muazzam. Turizm açısından da öyle. Çok güzel yerler var. Turizmi geçtim. Hayvancılık için söylüyorum evet. Ya. Ya Erzurum Kars arası. Ağrı'nın girişi. Ya o nasıl bir coğrafyadır? Nasıl güzel bir coğrafyadır? Çok güzel. Çok güzel coğrafya. Bitlis, Muş. Yani bu ülkede hayvancılığın gelişmemesi bu sadece devletin kötü yönetimiyle açıklanıyor. Yani Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Hatay, yani orası da kadim topraklar ve muazzam bir kültür birikimi var. Orada da ekonomiyi bu deprem dönüşümüyle birlikte canlandırabilirsek yani sınır bölgedir. Yani Türkiye için stratejik de bir konu bu arada. Yani göç konusunu konuşuyoruz. Türkiye'de son depremde en ağır yara alan kentimiz Hatay. Hatay. Tabii ki Adıyaman, Malatya hepsinde var ama... Siz birçok defa gittiniz o bölgeye. 9 defa gittim. Depremden bu yana 9 defa gittim. Ama Antakya başka bir kötü. Öyle. Yani maalesef merkeze özellikle. Yok yani, hiçbir şey yok. Ne yapılmalı? Bir öneriniz var mı? Somut öneri. Orayı ayağa kaldırmak için nereden başlamak daha uygun olur? Özellikle Hatay'ı ve diğer illerimizi. 11 il etkilendi. Şimdi tabii bakın, bir deprem öncesi, bir deprem anı, bir de deprem sonrası. Şimdi deprem öncesi iyi planlanmamış. Yani denmiş ki Adıyaman'da deprem olursa Malatya yardım edecek. Böyle planlama yapmışlar. Ya hepsinde birden olunca ne olacak? Bütün iller etkilendi. 11 il yani, kimse yardıma gidemedi. Tabii. Yani. Ben ilk gün oradaydım. Kahramanmaraş'taydım. Trabzon Caddesi'nin başındaydım. Gece 12'de oradaydım. Depremden sonra? Evet. Yanılmıyorsam pazartesiydi. Salı akşam 12'de oradaydım. Yani ilk andan itibaren... Oradan sabah 3'e doğru Nur Dağı'na gittim. Sabah 3'te Pazarcık'taydım. Sabah 7'de Nur Dağı'ndaydım. 9 gibi Islahiye'deydim. Gaziantep. Gaziantep. Sonra tuvalet yoktu. En önemli sorunun tuvalet olduğunu söyledim arkadaşlara giderken. Dedim ki bakın, otobüse bisküvi koyun, su koyun, battaniye koyun. 99 depreminden biliyorum. Deneyimliyim. Sizin bölgenizde tabii, biliyorum. Etkisi olduğu için. Dedim ki hatta kadın arkadaşlar gelmesin dedim. Sadece erkekler gidelim dedim yöneticilere. Neden dediler? Tuvalet sorunu çıkacak dedim. Bir arkadaşımız, ben mühendisim, profesör bir kadın arkadaşımız, ben de geleceğim dedi. Sen bilirsin, ben uyarıyorum dedim.
Geldi ama çok zahmet çekti. Tabii. Antakya'ya geldiğimde bir kıyamet yeri gördüm. Yani bunca deprem gördüm, bunca yangın gördüm, sel gördüm. Bütün bölgeleri gezdim. Yıllardır da gezerim. Ama Antakya'yı görünce yani aklım çıktı açıkçası. Çok büyük bir felaketti. O an iyi yönetilemedi. Deprem öncesi iyi yönetilemedi. Deprem anı iyi yönetilemedi. Tamam, şimdi devlet yapmaya çalışıyor kalıcı konutları, şunu bunu, ama bence bu konuda iyi dinlemek lazım uzmanları. Ve olan oldu. İstanbul depremi de kapıda. Onu soracağım. Bu arada yerel yönetimlerin örgütlenmesinin ne kadar önemli olduğunu sizde... 99'dan beri 25 yıldır vergi topluyor bu devlet. Deprem için. Ama ne yazık ki hiçbir şey yapılmadı. Ben Doktor Faruk Özlü ile görüştüm. Düzce Belediye Başkanı, eski Sanayi ve Teknoloji Bilim Bakanı. Yerel düzeyde çok iyi örgütlendik ve diğer illere yardımcı olacak neredeyse bir kapasite, arama kurtarma ekipleri oluşturuyoruz diyor. Türkiye'de bütün iller bu doğrultuda hazırlıklarını yapmalı ve bir, yani bir vizyon ortaya koymalı diye düşünüyor musunuz? Bu komple bir çalışma gerektirir. Bütün sadece ülke, belediye değil. Neler olmalı? Yani. İstanbul'u lütfen söyler misiniz? İstanbul'la ilgili beklentiniz nedir? Bütün bilim insanları Sayın Muharrem İnce, İstanbul'da 7 ve üzerinde birden fazla yıkıcı büyük deprem olacağını ifade ediyor. Bütün jeologlar bu konuda hemfikirler. Yani bakın, yani olmaz diyen çok az var. Benim 6 yaşında bir torunum var. Allah bağışlasın. Bundan 6-6,5 sene önce işte bir gün gelinime dedim ki, dedim kızım, gündüz deprem olursa, gündüz deprem olursa sağ kurtulursanız nerede buluşacağız? Güzel. Buluşma prova yaptı. Buluşma yaptınız mı bunu? Biz buna prova yaptık. Ama bunu çok az insan yapıyor Türkiye'de. Dedik ki şu parkta bulacağım sizi. O da bana dedi ki sen Yalova'da olursan buraya nasıl geleceksin? Mümkün değil ki karayoluyla gitmek. Tek bir yol var. Gideceğiz marinaya. Deniz yoluyla. Deniz yoluyla geçeceğiz. Zaten denize de yakınlar burada. Şu parkta buluşacağız. Ben bunu 7 sene önce bunun provasını yaptım. Ailemle ilgili bunun provasını yaptıysam, devlet de bunun provasını bütün vatandaşlar için yapmalıdır. Ama 25 senedir ne yazık ki, 25 senedir deprem vergisi ödüyoruz. Ne yapıldı derseniz, bir arpa boyu yol gidilmedi. Belediyeler de görevini yapmadı, devlet de görevini yapmadı. Maraş'ta yapmadığı gibi İstanbul'da da yapmadı. Bunu biliyoruz yani. Ama hala daha diyorum ki, hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Yapılmadıysa şimdi yapmalıyız. Siz temel bilimlerden eğitim almış bir insansınız. Fizik çok önemli bilimlerden biri ve birçok şeyin de, yani teknolojinin de temelini oluşturuyor. Buraya gelen siyasetçiler mesela son dönemde bana dediler ki Profesör Doktor Naci Görür, Miktat Kadıoğlu gibi değerli hocalar, Celal Şengör, kimler varsa farklı görüşlerden, kanaatlerden, görüşleri ne olursa olsun değerli bilim insanlarıdır. Bunları daha çok dinleyelim, ön plana çıkaralım. Hatta eğer bir bakanlık kurulacaksa bunlardan da isimler bakan adayı olarak öne çıksın. Siz de bu fikirleri iyi buluyor musunuz? Bir bilim kurulu veya bir bakanlık, bir afet yönetim bakanlığı, deprem bakanlığı bir şey. Bunlar işe yarayan şeyler midir? Ben seçilseydim Cumhurbaşkanı zaten 40'lar meclisi kuracaktım. Danışma kurulu olarak. Neyi kastetmiştiniz orada? 40 kişi. 40 kişiden. 40 kişilik ama bir bilim kurulu mu demek bilim kurulu. Bu kişiler ücret almayacaktı. Gönüllülük esas. Masrafları karşılanacaktı. Ulaşımları, konaklamaları. Her ay toplantı yapacaktık. Deprem için mi söylüyorsunuz bunu, yoksa diğer konuda? Her konuda. Yani toplumda öne çıkmış insan. Ben Naci Hoca ile daha dün konuştum. Dün bir iki sorum oldu kendisine. Bir iki yeri sordum yani. Deprem açısından nasıl görüyorsunuz? Şurasını, burasını. Daha dün öğleyin konuştuk. İstanbul'a gelirken konuştum. Zaten bu benim projemdi. Bunu yani bir akil insanlar gibi düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. O laf çok eski değil. Eski değil. Öyle kullanmak istemiyorum. Yani toplumun... Bir danışma kurulu, bilim kurulu. Bilim kurulu gibi, evet. Ama şey değil, arpalık değil. Yani böyle eski meclis başkanlarını toplayıp maaş falan, öyle bir şey yok. Masrafları karşılanacak, konaklamaları sağlanacak. Yemek, ulaşım, konaklama, o kadar...
Onlar bu ülkenin saygın insanları olarak ülkeyi yöneten kişiye ufkunun çizilmesinde yardımcı olacaklar. Yön gösterecekler. Bu gereklidir de. Türkiye'nin önemli bir konusu da mülteciler göç meselesi. Ülkemiz kendi yaşadıkları coğrafyalardaki savaşlardan ötürü kaçan insanlar başta olmak üzere son dönemde birçok farklı ülkeden insan Türkiye'ye giriş yaptı. Siz bunların sayısının yaklaşık 5 milyon dolayında olduğunu ifade ettiniz. Bu insanların geleceği ne olabilir? Şimdi ne bakın yapılabilir? Bu dış politikayla ilgili Erdoğan'ın bakışı. Yani Suriye politikası Erdoğan'ın doğru değildir. 2019'da yerel seçimlerde ne dedi hatırlayalım. Sisi mi Binali Yıldırım mı dedi. Şimdi Sisi ile barıştı. Yani 2019'da dedi bunu. Kayıtları ortada. Sisi mi Binali Yıldırım mı? Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'u finanse ediyorlar dedi. Dedi tekrar barıştı. Suriye politikası da böyle dostum Esad'tan kanlım Esed'e geldik. Onun için başımızda bu bela. Sınırlar kevgir gibiydi. Bunları göndermemiz lazım. Mutlaka göndereceğiz. Öyle mi? Ya bunun yolu basit, belli. Nasıl gönderebilir? Esad'la barışacağız. Ama Türkiye bir adım da attı Esad'la barışma devam edeceğiz, noktasında. Devam edeceğiz. Bir niyet ortaya koydu. Hayır, masaya oturacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça hatta ben görüşürüm, görüşmeye de hazırım dedi. Bir ön şart koymadı Türkiye. Ama bu sefer Esad bir takım ön şartlar koymaya başladı gördüğüm kadarıyla. Devam edeceğiz diplomatik görüşmelere. Bunu zorlamak lazım. Zorlamak yani. Lazım ve göndermemiz lazım. Ciddi bir problem olarak görüyorum. Yani gelecekte çok ciddi bir problem olarak görüyorum. Bu meseleyi yani çünkü uluslararası hukuka da uygun bir şekilde formüle etmek mümkün müdür? Yani bu kadar insanı göndermenin yolu teknik olarak nasıl mümkün olabilir? Anlaştığınız zaman karşı ülkeyle anlaşmaktan başka bir yolumuz yok. Giderler yani, mi yani bu yani insanlar? Zorla kamyonlara doldurup göndereceğiz. Ben onu herhalde kimse yaptırmazlar bize bunu. Evet, onu kastettim ya, biraz. Onu doğru bulmuyorum. Yani çünkü 5 milyon insan olduğu ifade ediliyor. Hatta bazı insanlar bunun daha fazla olduğunu değerlendiriyorlar. Bir de kaç sene oldu yani 10 seneden fazla Suriye İç Savaşı'nın başladığı tarihe bakarsanız bunların Türkiye'de doğan 1 milyondan fazla çocuk var. Bunların bir bölümü yani yarı yarıya entegre oluyor mu olmuyor mu onu da bilmiyorum. Bu bir sosyolojik de bir meseledir. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. 2010 yılında Şam'daydım. 2010. Bir heyetle gitmiştik. Orada meclis heyetiyle. Mecliste bir heyetle. Orada arkadaşlara şunu dedim. Ya bu ülke bir garip dedim. Hep duyardık ya böyle muhaberat falan. Meşhur. Suriye istihbarat örgütü. Evet. Ya dedim el ki, muhaberat. Burada bir gariplik hissediyorum dedim ya. Ne diye sorarsanız tanımlayamam. Henüz daha olaylar başlamamıştı. Ne diye sorarsanız tanımlayamam. Ama bir gariplik hissediyorum dedim. Sonunda da gördüm ki bir gariplik varmış yani. Doğru okuyamadı Erdoğan Suriye politikasını. Yani Fenerbahçe maç yapmaya gitti, Bodrum'da tatil oldu, Boğaz turları oldu. Sayın Davutoğlu o dönemde etkili bir görevdeydi. Zaten o da yanlışın bir numaralısı belki de. O günlerde hiç unutmuyorum, mecliste bir görüşme var. Balıkesir milletvekili bir konuşma yaptı, DSP'li. Dedi ki, fazla su veriyorsunuz Suriye'ye. Bu kadar su vermemelisiniz dedi. Savunmaları söylüyorum. Kardeşlerimizin suyunu mu kıskanıyorsunuz? Vereceğiz diye böyle konuşmalar vardır. O meclis tutanaklarında vardır. Su da çok kritik bir tartışma konusuydu o zaman Suriye ile hatırlayalım. Baba Esad ya, döneminden beri. Tabii. Hele savaş çatışma ortasına geliyordu. Mayınlı arazileri hatırlayalım. Suriye ile Türkiye arasında. Evet. Efendim ama normalleşme adımlarını son dönemde doğru buluyor musunuz bu ülkelerle, kesinlikle, komşularla? Kesinlikle hepsiyle doğru buluyorum. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri ile niye barıştı demiyorum. Anladım. Sisi'yle niye barıştın demiyorum. Önceki döneme dair. Ama diyorum ki yani Sisi'nin Binali Yıldırım mı dedim bugün barıştın. Efendim, yani bir tutarlı ol diyorum. Erzincan konusunda büyük bir maden faciası yaşandı ve sadece onu değil ben iş kazalarını da endişe verici buluyorum. Orada şunu söylüyorum. Yabancı firmalara. Türkiye'de altın arayan veya başka bir şey arayan yabancı firmalara şunu sormak istiyorum. Siz Kanada'da nasıl çıkarıyorsanız burada da öyle çıkaracaksınız. Aynı birinci teknik kural. Yöntemlerle. Birinci kural bu.
Sonrası konuşulur. Ama birinci kural bu olmalı. Diğer iş kazaları konusunda mecliste Türkiye ne yazık güvenlik ki, ne yazık ki bu iş güvenliği konusunda çok kötü durumdayız. Yani her anlamda çok kötü durumdayız. Dünyada dereceye giriyoruz. Yani Avrupa'da birinciyiz. Yakışmıyor bunlar bize tabii. Yani ve bakın bir ülke trafiği çözemedik ya trafiği. Katliam gibi. Katliam gibi. Neden çözülmüyor? Trafik kazaları anlamında mı? Evet. Sosyolojik bir gerileme var Türkiye'de. Hayır bak şöyle anlatayım. Neden çözülmüyor biliyor musunuz? Siyasallaşmıyor trafik sorunu. Trafik kazaları. Neden siyasallaşmıyor? Okumuşu da ihlal ediyor, cahili de ihlal ediyor. AKP'lisi de ihlal ediyor, CHP'lisi de ben ihlal sosyolojik ediyor. Derken sağcısı da ihlal ediyor, solcusu da ihlal ediyor. Laik de ihlal ediyor, muhafazakar da ihlal ediyor. Bu şakarlı araçlar meselesi mesela. Ya çok kötü bir görüntü değil mi? Ne diyor? Gerçi valla bende de var ama yani. Ya Sayın İnce ne olur. Ya bir çağrıda bulunuyorum size. Benim bir önerim var vatandaş olarak. Yani bu ulaşım konusuna da ilgili birisi olduğum için. İtfaiye, polis ve ambulans dışında hiç kimse çakar kullanmasın. Zor mudur? Hepimiz eşit düzeyde gidelim. Hepimizin işi önemli kendine göre. Yani bir profesyonel işi de önemli olabilir. Bir milletvekilinin de bir gazetecinin. Ben hiçbir zaman istemedim böyle bir şeyi. Bir gün bir şey anlatayım mı size? Bakın, buyurun çok anladım. İlginçtir. Diyelim ki saat 15'te deniz otobüsü var. Yalova'dan İstanbul'a geçeceğim. Saat 15. Benim de ofisim deniz otobüsüne 5 dakika. 5 dakika. Yani yürüyerek 5 dakikada gidersin. Tam böyle 3'e çeyrek kala kapıyı açtım, çıkıyorum, vatandaşın birisi. Yalova milletvekiliyim. Buyurun dedim. Ama dedim deniz otobüsüne yetişeceğim. Benim dedi Bursa Uludağ Tıp Fakültesi'nde bir işim var. Bahis açıldı yani, konu açıldı. Evet, hemen evet. Acele söyle dedim, gemiye yetişeceğim dedim. Neyse odaya geçtik, oturduk. Arıyorum oradan bir profesör arkadaşı. Zaman geçiyor. İşini hallettim. Vatandaşın işini hallettim. Deniz otobüsüne geldim. Ama şeyden ya iki yere kalkıyor deniz otobüsü. Acele böyle yan taraftan geçmem lazım. Geçtim. Yani kuralsız bir şekilde geçtim. Vatandaşın birisi de laf attı arkadan. Dedi ki milletvekilisin dedi. Kuyruksuz dedi girdin içeriye dedi. Baktım vatandaşı tanıyayım diye. İçeriye gidince aradım bunu. Aradım. Dedim ki sohbet edebilir miyiz? Tabii dedi. Dedim ki böyle böyle oldu. Ben normalde dedim 15 dakika önce çıkıyordum. Gelecektim böyle böyle. Birinin de bir hasta işi vardı. Onu hallettim. Onun için burada kullandım. Özür dilerim. Hı hı. Dedi ki ya kullan sorun yok dedi. Onunla helalleştik. Helalleştiniz. Şimdi katılıyorum buna. Ama jandarmanın da kullanması lazım. Güvenlik güçleri anlamında söyleyeyim polislerken. Sivil savunmanın zaten da kullanması lazım. Karayollarının da kullanması lazım. Elbette. Yani kritik görevlerde olanların ama yani diğer çünkü meslek grupları açıldığı zaman bunun sonu gelmiyor diyorum. Çok istismar eden var çünkü. Efendim uzun bir yayın yaptık. İlave bir süre aldık. Ben teşekkür ederim. İlave bir süreyi de alabildiğim için mutlu oldum. Siz bana bir saat deyince geçirdik ben bir saat. Dosyamın birini dışarıda bıraktım. Keşke onu da alsaydım bu kadar olacağını. Ama epey bir konu konuştuk. Yine başka konularda başka yayınlarda yaparız. Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce, Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri. Hem İstanbul adayını da burada tanıtmış oldu. Birçok konuyu konuştuk. Efendim çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Değerli izleyiciler çok teşekkürler bu yayını izlediğiniz için. İyi hafta sonları, hoşça kalın.